Değerli üyelerimiz, saygıdeğer konuklarımız, ben GİAD Genel Sekreteri Sinem Sonuvar Bilibilen, yönetim kurulumuz adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi COVID-19 salgını kapsamında webinar serileri başlattık. Bu seriler kapsamında bugüne kadar çok değerli dijital, girişimcilik, istihdam gibi pek çok farklı konuda uzmanı olan çok kıymetli konuşmacıları ayarladık. Bugün ise özellikle COVID sonrası hepimizin hayatının en önemli noktalarından biri olan sağlıklı yaşam konusunda yaşam sevinci konusuyla fitoterapi uzmanı Sayın Doktor Ümit Aktaş'ı ağırlıyor olacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz bizlere zaman İyi ayırdığınız akşamlar için. Sinem Hanım. Rica ederim. Ben İyi teşekkür ederim. akşamlar tekrardan. Bizlerle birlikte olma fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah biz teşekkür ediyoruz. Bugünkü toplantı webinarımızın da moderasyonunu Yönetim Kurulu üyemiz ve Üye Gelişim Çalışma Grubu eş başkanımız Sayın Büşra Gül yapıyor olacak. Büşra Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinem Hanım. Teşekkür ederim. Ben sözleri size bırakmadan önce aramızda misafirlerimiz var. Bu sebeple çok kısaca bir GİAD'ı tanıtmak istiyorum. Derneğimiz 1986 yılında kurulmuş yaklaşık 350 üyesi olan bir genç iş dünyası çatı örgütüdür. Üye profilimiz üç kategoriden oluşmaktadır. Birincisi aile şirketlerinin ikinci ve üçüncü jenerasyon temsilcileri, ikincisi girişimciler, üçüncüsü de uluslararası ya da kurumsal firmaların üst düzey pozisyonda çalışan yöneticilerinden oluşmaktadır. Derneğimiz istihdam, dijital, girişimcilik, çevre ve sürdürülebilirlik konularında çalışmalar ve projeler yapmaktadır. Derneğimiz hakkında daha detaylı bilgi arzu edenler genel sekreterliğimizle irtibata geçebilirler. Ben daha fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum çünkü ben de açıkçası şahsen çok merak ettiğim ve dinlemek istediğim bir konu için sözü hocama ve sevgili Büşra Hanım'a bırakmak istiyorum. Son bir hatırlatma. Sorularınız varsa Q&A ya da chat bölümünden yazabilirsiniz. Büşra Hanım bunları takip edecek ve değerli hocamıza soruyor olacak. Herkese keyifli bir akşam diliyorum. Söz sizin. Buyurun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz Sinem Hanım. Çok sağ olun. Sevgili Ümit Hocam ve kıymetli konuklar, İlaçsız Yaşam ve Yaşam Sevinci konulu webinarımıza hoş geldiniz. Tarih boyunca insanoğlu ilaçsız yaşadı. Bugün kullanılan kimyasal ilaçlar yoktu. Ve tıp denilince akla gelen bitkilerle tedaviydi. Tamamen doğal takviyeye odaklanan, bugün tıpta ismi fitoterapi olarak tanımlanan alanda ülkemizde ilk akla gelen isimlerin başında yer alan Doktor Ümit Aktaş hocamızla birlikteyiz. Hocam izninizle size sözü bırakmadan önce hakkınızda çok kısa birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Buyurun Büşra. Teşekkür ederim. Doktor Ümit Aktaş, Türkiye'de fitoterapi uzmanı olarak eğitim alan ilk tıp doktorlarından bir tanesidir. Tıp fakültesi eğitiminin ardından akupunktur uzmanlık eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, fitoterapi yüksek lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamlamıştır. İlaçsız Yaşam, Mutluluk Külleri, Yaşam Sevinci ise yayınlanan 7 kitabından birkaçıdır. Biz bu akşam yaşam sevincimizi artırmada neler etkili, günümüzde sağlık tehditlerinin artmasıyla birlikte ilaçsız yaşam mümkün mü ve genel sağlık konularını konuşacağız. 1 saat süremiz olacak ve 15 dakika son 15 dakikada konuklarımızın soruları olursa onları yanıtlayacağız. Tekrar etkinliğimizde katılımlar için teşekkür ederek sözü size bırakıyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir toplantı olacak, en başından belli. Bugün size evet yaşam sevinci başlığı altında bir sunum yapmaya çalışacağım. Ama sunumdan da öte aslında interaktif bir toplantı olsun istiyorum. Beni bırakırsanız sabaha kadar konuşurum. Onun için olabildiğince kısa kesmeye çalışacağım. Ve sizin sorularınızla interaktif yürümeye devam etmeye çalışacağım. Belki öyle daha faydalı olacaktır. Bir sunum hazırladım sizin için. İzninizle şimdi onu paylaşmak istiyorum. Tabii önce buradan bulmam gerekiyor. Ona göre de sunumu paylaşacağım. Niye bulamıyorum onu da bilmiyorum. Uzun konusunda galiba evet buldum. Çok tecrübeli değilim. Şu anda görebiliyor musunuz sunumu? Şu an yansıdı hocam, evet. Tamamdır. Şöyle slide sunumu haline getireyim. Evet. Şimdi az önce söylediğiniz gibi 7 tane kitabım var bu alanda ve fitoterapi alanında, beslenme alanında yazıyorum. Aslında yazdığım konular tamamen sağlıklı yaşamla ilgili ve sağlıklı yaşamla ilgili neler yapılması gerektiğini, insanın kendi kendine neler yapması gerektiğini, kendi sağlığını koruması için neler yapması gerektiğini yazıyorum.
Bu pandemide de bunun öneminin iyice farkına vardık. Artık günümüz dünyasında hiçbir sağlık otoritesi sizin koruyucu hekimlik yapmak ya da sizin sağlığınızı korumak gibi bir işle uğraşmıyor. Sizin sağlığınızı aslında siz kendiniz korumak zorunda kalıyorsunuz. Biz bugüne kadar bunun toplum olarak çok büyük, çok fazla farkında değildik ve hiçbirimiz sağlığımızı korumak için bu kadar da çaba harcamıyorduk. Ama pandemide bunun önemi daha da çok açığa çıktı ve başka başka faktörlerin de ne kadar önemli olduğunu görmeye başladık. Bunlara biraz değinmek istiyorum. Bu kitapların hepsinde zaten bunlara değindim. Sunumu şuradan ilerletiyorum sanırım. Saat gösterisi bitti diyor. Sonunu almışız çünkü. Şöyle yapalım. Buradan nasıl çıkabilirim acaba, bilen var mı? Evet. Şöyle en başına geleyim tekrar. Şuradan açayım. Evet. Acemiliğimi affedin. Bu Zoom sunumları konusunda çünkü çok başarılı değilim. Çok alışık olduğum bir şey değil. Ben yüz yüze sunum yapmayı, yüz yüze konuşmayı daha çok severim. Ama maalesef böyle online olmak zorunda kaldık her birimiz. Memento mori. Memento mori, ölümlü olduğunu hatırla. Ölümü hatırla anlamında kullanılan bir Latince deyim. Burada gördüğünüz 16. yüzyılda bir doktor. Bu doktor veba salgınından dolayı maske takmış. Bugün biliyorsunuz Venedik'te festival maskeleri satılıyor. Festival maskelerinden bir tanesi de işte bu doktor maskesi. Aynı zamanda da ölümü hatırlatan maske. Çünkü maalesef korunmak için maske takmaktan başka bir şey yapamamışlar. Ama maske korumamış. Maskeyi peki vebayı ne bitirmiş? Vebayı sadece hijyeni kavramaları bitirmiş. Su hijyeni bitirmiş. Ve Avrupa'nın vebadan kurtulması su hijyeni sayesinde olmuş. Aynı dönemde bizde vebadan çok fazla ölüm yok. Çünkü biz hijyenik olarak işte Doğu toplumları Avrupa'ya göre çok daha iyiyiz. O yıllarda İskoçyalılar kendi kraliçeleriyle övünüyorlar. Bizim kraliçe Mary diyorlar. Victoria'dan ikisi kız kardeş. Çok daha temizdir. O kadar temizdir ki Edinburgh'a bir tane hamam yaptırdı. Senede bir kere yıkanıyor. İskoçlar böyle övünürken biz aslında su hijyenini geçmiş dönemde halletmiş bir toplumduk. Bugün maalesef olay tersine döndü. Bugün bizim toplumumuzda bebeklerimizin temel ölüm nedeni su hijyeni maalesef. Ve bu sunumda göreceğiniz başka hastalıklar. Türkiye'de 2018 yılında toplam 2 milyar 350 milyon, kabaca 2,5 milyar kutu deyin, ilaç satılmış ve 782 milyon, yaklaşık olarak 800 milyon poliklinik başvurusu yapılmış. Bu rakam 2006 öncesinde hibrit tohum yasası çıkmadan önce senede 280 milyondu. Yani hasta sayımız 13-14 senede toplam 3 katına çıkmış sayı olarak. Bu çok garip. Niye bu kadar çok hasta var bu memlekette? Bütün dünyada hastalıklar arttı ama bizim ülkemiz özelinde daha da garip giden bir şeyler var. Baktığınız zaman 80 milyon kişi ortalama 9,5 kez her sene muayeneye gitmiş ve 28-30 kutu adam başı ilaç tüketmiş. Aramızda olanlar birçoğu diyecektir ki ben hiç ilaç tüketmedim ki. İşte sizin tüketmediğiniz ilaçları da tüketen, senede 50 kutu, 60 kutu, 100 kutu ilaç tüketen bir takım insanlar, hastalar var. Ve dehşet verici rakamlarla biz hastalanmaya devam ediyoruz. Peki niye hastalanıyoruz? Çünkü bir sürü şeyin farkında değiliz. Hastalıkların artan sebeplerin farkında değiliz. Her birimiz aldığımız arabaların bakımlarını yaptırmak için işte efendim yakıtını bile şu benzin istasyonundan alıyorum, falanca marka alıyorum diye özenirken aslında kendi vücudumuza bakmıyoruz. Manavda, pazarda, markette ne satılırsa o gıdaları sağlıklı gıda diye düşünerek, algılayarak yiyoruz. Ve ne yediğimizin çok da farkına varmıyoruz. Oysa beslenme canlılığın aktarılmasıdır. Böyle bir hamburger yediğiniz zaman hangi canlılığı aktarırsınız vücudunuza? Ya da doğru beslenirseniz hangi canlılığı? Bağırsaklara artık ikinci beyin diyoruz. Çünkü her birimizin vücudunda yaklaşık olarak 350 metrekare bağırsak var. Bu bağırsaklarda beynimizdeki kadar çok sinir hücresi var. Ve bu bağırsaklar vücudumuzu oluşturan tüm hücrelerin, yaklaşık 10 trilyon kabul ediyoruz, 10 katı kadar probiyotik taşıyor. Yani 100 trilyon probiyotik taşıyor. İnanılmaz bir rakam. 100 trilyon probiyotiğimiz var. Yani aslında gözleriniz birer mikroskop olsa bana baktığınız zaman tek bir mit değil. Bana baktığınız zaman bir mikrop yuvası göreceksiniz. Belki de ben o mikroplar için konakçı olmaktan öte bir şey değilim. Öte yandan bağışıklık sistemimizin de tüm hücrelerinin %85'i bağırsaklarda bulunuyor. Yani aslında bağırsaklar bizim en büyük iç organımız. Bağırsaklar bağışıklık sisteminin ana organı ve bağırsaklar bizim için çok önemli bir fonksiyon üstleniyor. Hayati bir fonksiyon, sindirimi üstleniyor. Bağışıklık sisteminiz, bağırsaklar sağlıklı çalışmadan çalışmıyor.
Probiyotikler sizin adınıza K ve H vitaminleri üretiyor ki insan vücudunda vitamin üretilmez. Vitaminleri hep dışarıdan alırız. Bizim vücudumuzda üretilen vitaminleri probiyotikler üretiyor. Üstelik bu vitaminler bizim kan pıhtılaşmamızdan tutun da cilt ve saç sağlığımıza kadar her türlü noktada görev alıyorlar. Probiyotikler çok enteresan bir iş daha yapıyor. Bağışıklık sisteminin ana duvarı aslında probiyotiklerden oluşuyor. Probiyotikler bize gen transferi yapıyor. Bu çok çarpıcı bir bilgi. Çünkü probiyotiklerin bize gen transferi yaptığını daha 7-8 sene önce öğrendik. Ondan öncesinde sanıyorduk ki insanoğlu doğduğu günkü gen yapısıyla ölür. O genler onun kaderidir, değişmez. Bize hep böyle öğretildi. Fakat öyle değilmiş. İnsanoğlu doğduğu genlerle ölmüyormuş. Hiçbirimiz anamızdan doğduğumuz gibi yaşamıyormuşuz. Her birimizin genetik yapısı değişiyormuş ve bize bu genleri probiyotikler transfer ediyormuş. Biz dış yaşam şartlarına böyle alışıyormuşuz. Bunun canlı örneğini siz aslında biliyorsunuz. Çocukluk arkadaşınız Amerika'ya yerleşir. 20 sene sonra görürsünüz. Dersiniz ki aynı Amerikalı gibi olmuş. Niye? Çünkü oranın probiyotiklerini aldı. Oranın iklim şartlarına dayanması gerekiyor. Dolayısıyla vücudu da ona uygun şekilde gelişiyor. Yani aslında genlerimiz kaderimiz değilmiş. Yani aslında üzüm üzüme baka baka kararırmış. Bizim toplumumuz zaten bunu biliyor. Nitekim bununla ilgili çok sayıda çalışma yayınlandı ve insan genomunda insana ait olmayan genler görüldü. Şimdi burada önemli bir soru soralım. Eğer bizim yediklerimiz probiyotikler tarafından sindiriliyor ve probiyotikler de bize gen transferi yapıyorsa, biz GDO'lu tohumlar yersek, genetiğine müdahale edilmiş tarım ürünleri yersek, genetik yapımıza ne yaparız? Bu genler bizim genetik yapımıza kadar girebilir mi? Ve girdikleri zaman bizim genetik yapımıza zarar verebilir mi? Şüpheyle başlayalım. İlerleyen bölümlerde buna cevap vermeye çalışacağız. Tabii burada genetiğine müdahale edilmiş deyince, ilk genetiğine müdahale buğday tohumuna yapılmıştır. 1943'ten itibaren adına da ıslah etmek denilmiştir. Ben buna genetiğine müdahale ediyorum diye ziraatçılar bana kızıyor. Ama aslında bu gerçekten genetiğine müdahaledir. Çünkü buğdaya yapılan müdahaleyle buğdayın verimini artıracağız diye başak büyütüldü. Başak büyüyünce sapı taşımadı. Bizim çocukluğumuzda adam boyunda buğdaylar olurdu tarlada. Artık o buğday yok. Onun yerine cüce buğday üretildi. Sapı taşısın diye kalınlaştırıldı ve kısalaştırıldı. Bunu da bu sonunda gördüğünüz Dr. Norman Borlaug yaptı. Dr. Borlaug Minnesota Üniversitesi'nden bir genetik uzmanı, bir genetik değil, bitki genetiği uzmanı ve yaptığı müdahaleyle cüce buğdayı, bugün dünyada tarımı yapılan buğdayın üretilmesini başardı. Bu niye genetiğine müdahaledir? Çünkü yapılan müdahale kuşaktan kuşağa buğday tohumuyla aktarılabilmektedir. Dolayısıyla buna ıslah demek lisanı kullanmaktan başka bir şey değil, bu aslında bir genetiğine müdahaledir. Peki, adam iyi bir şey yapmış. Dünyayı doyurmak için buğdayın genetiğine müdahale etmiş ve verimini artırmış. 1'e 10, 1'e 20 versin diye uğraşmış. Bunun neresi kötü? Bakın arkasından ne geldi? 1953'te dünyada ilk defa çölyak hastalığı tanımlandı. Dünyada daha önce çölyak yoktu. Çölyak benzeri klinik tablolar biliniyordu. Fakat gluten proteinine karşı hassasiyete bağlı çölyak hastalığının tanımlanması 1953. Nerede tanımlanıyor biliyor musunuz? Hollanda'da. Hollanda'da bir doktor tanımlıyor bunu. Doktor Karen Willem Dicke. Doktor Dicke bir çocuk hastalıkları uzmanı. Bir anne geliyor diyor ki Hollanda büyük kıtlıktan çıkmış. Nazi işgalinden kurtulmuş. Tarım yapamaz vaziyette. 1949 kışında yanılmıyorsam on binlerce insan açlıktan ölüyor Hollanda'da. Düşünebiliyor musunuz? Bugünkü Hollanda'yı düşünün. Bundan 60 sene öncesinde Hollanda'da insanlar açlıktan ölüyorlar. 70 sene öncesinde. Hollanda'ya gıda yardımına gitmeye başlıyor. Gıda yardımı ne gider? İşte un gidiyor, şeker gidiyor, makarna gidiyor. Bozulmayacak gıdalar gidiyor. Anne diyor ki Doktor Dicke, ne zaman gıda yardımı gelse benim çocuğum hastalanıyor. Ne zaman gıda yardımı yok, benim çocuğum sağlıklı. Doktor Dicke'nin dikkatini çekiyor bu. Diğer çocukları da inceliyor ve bu şekilde çölyak hastalığını, klasik çölyak tablosunu tanımlamayı başarıyor. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada 10 bin yıldır buğday tüketiliyor. Çölyak diye bir hastalık yok. Siz genetiğine müdahale ediyorsunuz. 10 sene sonra çölyak başlıyor. Tabii bununla kalmıyor. Aslında çölyaktan farklı tablolarla ortaya çıkan ve bana göre yanlış bir tanımlama olan non-çölyak gluten intoleransı da tanımlanmaya başlanıyor. Bu tablo aslında klinik
Tablo olarak baktığımızda, köken olarak baktığımızda çölyakla aynı tablo, ikisi de gluten intoleransı. Ama çölyakta klasik belirtiler var. Gaz hazımsızlık, şişkinlik, ciltte döküntü, kaşıntı, ishal ya da kabızlık, gelişme geriliği gibi. Non-çölyak gluten intoleransı ise bambaşka tablolarla ortaya çıkabiliyor. Fibromiyalji ile ortaya çıkıyor. Şizofreni ile depresyonla ortaya çıkıyor. Tekrarlayan kansızlıkla ortaya çıkıyor. Ülseratif kolit, Crohn olarak ortaya çıkıyor. Ciltte döküntülerle ortaya çıkıyor. Diyabetle ortaya çıkıyor. En önemli hastalık, çölyakın yarattığı en ciddi hastalık diyabetle ortaya çıkıyor. Ve tüm otoimmün hastalık tablolarıyla, örneğin şimdi hepinizin bildiği Hashimoto ile ortaya çıkabiliyor. Burada işte bir insan nasıl hasta edilir grafiği geliyor. Bu bir insan nasıl hasta edilir grafiği dediğim grafik aslında bir sağlıklı beslenme piramidi olarak önümüze sürülüyor. 1980'lere kadar bu buğday dünyanın her yerine yayılıyor. 1980'lerden sonra Harvard Üniversitesi bir beslenme piramidi yayınlıyor. 1986'da da Amerikan Diyabet Cemiyeti ADA bu piramidi alıyor. Diyor ki dünyadaki en önemli ölüm nedeni kalp damar hastalıkları. Ben kalp damar hastalıklarını engellemek istiyorum diyor. Bu yüzden bir beslenme piramidi önereceğim diyor. Arkasından Amerikan Diyetisyenler Cemiyeti de bu işe ekleniyor ve bir propaganda başlatıyorlar. Diyorlar ki işte hepinizin bildiği klasik hikaye yağ yemeyin kardeşim, yağ yerseniz damarlarınız tıkar, kolesterol hikayesi. Günlük kalorinizin %65'ini tam tahıl ürünlerinden alın. Mısır piramidinin tabanı tam tahıl ürünleri. Tam tahıl sağlıklıdır, obeziteyi engeller, diyabeti engeller, kalp damar hastalığını engeller diyorlar. Peki ne oluyor? Dünyada diyabet patlıyor. Bu besin piramidinin önerilmeye başlamasından sonra Amerika'da 20 sene içinde obezite ve diyabet oranları tam 4 kat artıyor. Ve bu gördüğünüz grafikte de anlayabileceğiniz üzere diyabette bir patlama yaşanıyor bu beslenmeden sonra. 2000 yılında dünyada 150 milyon olan diyabet sayısı 400 milyonları geçiyor ve her geçen yıl artmaya devam ediyor. 2021 itibariyle 537 milyon diyabet hastası var dünya üzerinde. Dehşet verici bir rakam. Diyabet bizim ülkemizde daha da ciddi bir artış gösteriyor. Biz öyle çok ciddi hastalık sıklığı araştıran, rakam yayınlayan bir ülke değiliz. Yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz anlamak mümkün değil. Ben internet sitesine girip Amerika'daki hastalıkların ne kadar görüldüğünü alt kırılımlarıyla görebiliyorum, okuyabiliyorum CDC'den. Ama Türkiye'de hangi hastalığın ne kadar görüldüğünü bizim bakanlığımız bize açıklamıyor. Ben Türkiye'de doktorluk yaparken Amerika'nın rakamlarını kullanarak doktorluk yapıyorum. İçler acısı bir durum bu. Amerika'nın rakamlarıyla Türkiye'de doktorluk yapamazsınız. Amerika'nın kişisel özellikleri, toplumsal özellikleri, yaşam tarzıyla Türkiye'yi karşılaştıramazsınız. Bizim kendi rakamlarımızla bizim hareket etmemiz gerekir. Fakat maalesef Türkiye'de böyle bir garip durum var. Türkiye'de iki tane diyabet taraması var. Bir tanesi 98 TURDEP 1. İkincisi de onun devamı tarama TURDEP 2 olarak 2010'da tekrarlanmış. İkisinde de kabaca 25 bin 26 bin kişi üzerine çalışma yapılmış. TURDEP 1'de 98'de %7.2 olan diyabet görülme sıklığı TURDEP 2'de 12 sene sonra %13.7'ye çıkmış. Asıl dehşet verici olan prediyabet, yani diyabete aday olan bozulmuş glukoz tolerans hastaları %6.7'den %28.7'ye çıkmış. Korkunç bir oran. Diyabet aday hasta oranı 4 kat artmış, diyabet hastası 2 kat artmış. Kabaca %80-85 artış var relatif olarak. İnanılmaz bir rakam bu, 12 sene içinde olmuş. Üstelik bu artış devam ediyor. Bu prediyabet dediğimiz nedir biliyor musunuz? Şimdi söyleyeceğim ve hepiniz evet diyeceksiniz. İnsülin direnç, reaktif hipoglisemi, huzursuz bacak sendromu, polikistik over, bunların hepsi bozulmuş glukoz toleransı tabloları. Yani bu hastaların hepsi aslında diyabete aday olan hastalar. İşte bakın bu rakam çok çarpıcı, bu grafik çok çarpıcı. Bu direkt olarak IDF'in grafiği ama Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden aldığım bir grafik. Burada Avrupa ülkeleri arasında, Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki karşılaştırmalı diyabet prevalansı, yani diyabetin hangi ülkede ne kadar görüldüğünün karşılaştırmasını görüyorsunuz. En az görülen Litvanya, iniyoruz aşağıya, diyabet Yunanistan'da %4.8, İngiltere'de 4.9, İtalya o kadar makarna pizza yemesine rağmen %5.13, Avrupa Birliği ortalaması %5, dünya ortalaması %8, şu en altta kırmızı çizgiyi gördünüz mü? Bu Türkiye.
Avrupa Birliği'nin diyabet ortalamasının 3 katı, dünya ortalamasının 2 katı diyabet oranımız var. IDF'e göre Türkiye'de diyabet oranı %15'leri geçti. 2010'dan sonra bir daha hiçbir tarama yapılmadığı için net olarak şu anda Türkiye'de ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama benim kişisel tahminim Türkiye'de yetişkinlerde diyabet oranı %20'yi çoktan geçmiş durumda. Yani her 5 yetişkinden bir tanesi şu anda diyabet olarak devam ediyor. Ve eğer biz bu artış hızıyla devam edersek önümüzdeki 40 sene içinde hepimiz, bütün toplum diyabet olacağız. Şu anda beni dinleyen dernek üyelerinin, derneğin başındaki o genç isminden kaynaklanarak genç insanlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla siz maalesef benim yaşıma geldiğinizde hepiniz diyabet olacaksınız arkadaşlar. Üstelik daha vahim olan çocuklarınız da diyabet olacak. Eğer bu artışın önüne geçmezsek, bir şeyler yapmazsak hepimizi bu gelecek bekliyor. Diyabet olan doktor hastasına bakamaz. Şekeri 400 olan iş adamı işinde başarılı olamaz. Şekeri 400 olan asker nöbet tutamaz. Sanatçı sanat üretimi yapamaz. Sporcu müsabakaya çıkamaz. Yani diyabet aslında hepimiz için en büyük tehlike. Diyabete bağlı olarak 2021'de 6.7 milyon insan öldü dünya üzerinde. Peki niye biz COVID için bu kadar yaygara koparıyoruz da diyabet için hiç kimse hiçbir şey söylemiyor bize? Üstelik bizim ülkemiz, az önce rakamları gördünüz, dünyada diyabet artış hızı en hızlı olan ülke, bir numarayız. Niye biz diyabet için ciddi önlemler almıyoruz? İşte asıl sormamız gereken soru bu. COVID için hepimizi evlere kapatırken, iş yerlerimizi kapatırken, diyabet için niye kimse hiçbir şey yapmıyor? Niye diyabet yokmuş gibi davranılıyor? Ha işte bir de o sorunun cevabı var. Diyabet yokmuş gibi davranılıyor. Çünkü diyabet dünyanın en ekmekli hastalığı. Bir diyabet hastası endüstriye diyabet teşhisi konulduktan sonra ölene kadar ortalama 250 bin dolar para kazandırıyor. Ve sistemde kimse bunun iyileşmesini istemiyor. İşte o zaman biz buna dikkat etmeliyiz ve bundan biz asıl korkmalıyız. Diyabet beslenmeyle iyileşen bir hastalıktır. Tip 2 diyabet özellikle öğünlerinizden karbonhidratların çıkarılmasıyla iyileşebilen bir hastalıktır. Diyabetin ana nedeni, az önce gördüğünüz artış hızını, karbonhidratların ve gluten içeren tahılların fazla tüketilmesidir. Yani diyabet bir karbonhidrat toksisitesi ve bir gluten intolerans hastalığıdır. Diyabetten korunmak istiyorsanız beslenmenizi düzene sokacaksınız. Aynı şekilde eğer diyabet olduğunuz zaman iyileşmek istiyorsanız yine beslenmenizi düzene sokacaksınız. Ama bugün diyabet hastalarına ne veriliyor? Diyabet hastalarına her öğünde karbonhidrat içeren öğünler veriliyor. Diyabet hastalarına günde 130 ila 180 gram karbonhidrat veriliyor. Aranızda diyabet olan ya da ailesinde diyabet olan varsa bilir. Hastaya teşhis konulduktan sonra her öğünde tam tahıl ekmekleri, tam tahılımla yapılmış ekmekler, ara öğünlerde light bisküviler ve meyveler verilir. Hastaya karbonhidrat sayımı öğretilir. Hasta bol bol karbonhidrat tüketir. Niye yiyorum ben bunu diye sorduğunda da sen artık diyabet hastasısın. İlaç veyahut insülin kullanıyorsun, karbonhidrat almalısın derler. Peki sonrasında ne olur? Bu karbonhidratları yiyen hasta iyileşmez. Bir ilaç, üç ilaç olur. Üç ilaç insüline döner. İnsülin dozları habire artar. 10 sene sonra baktığınızda hasta kile çeken, tabiri caizse sürünen, iyileşemeyen ve ilaç üstüne ilaç kullanan, üstüne bir de komplikasyonlar meydana gelmiş bir hasta haline dönmüştür. Çünkü diyabetin belirtisi kan şekeri yüksekliğidir. Diyabet arka planda sinir hasarı, organ hasarı, kalp damar hastalıklarını yapar. Kanser riskini onlarca katı artırır. Yani diyabet hastasının böbrekleri yetmezliğe girer, diyalize girer, gözleri kör olur, elleri ayakları yara olur, kesilir ve bu diyabet hastaları maalesef ömrü boyunca çile çekerek yaşar. Sistemde siz iş insanı olarak antibiyotik mi üretirsiniz, diyabet ilacı mı üretirsiniz? Yatırım yapacak olsanız hangisini tercih edersiniz? Antibiyotiği hasta bir kere kullanacak veyahut COVID bir sene, iki sene devam edecek. Ama diyabet ömür boyu devam edecek. Hasta ömür boyu ilaçlar kullanacak ve hasta ömür boyu her türlü polikliniği ziyaret edecek. Sadece diyabet için endokrine gitmeyecek. Kalp damar hastalıklarından tutun da böbrek hastalıklarına, ortopedik rahatsızlıklara kadar, görme kusurlarına kadar her şey meydana gelecek. Dolayısıyla iş insanı olarak yatırım yapacak olsanız
Diyabet ilacına mı yatırım yaparsınız, antibiyotiğe mi? Zaten bugün bütün dünyada tıp endüstrisi maalesef diyabeti para kazanılan, hani esnaf ağzıyla hekmekli hastalık olarak görmeye devam ediyor. Hiç kimse hastalar iyileşsin istemiyor. Tam tersine hastalar iyileşmesin, ömür boyu ilaç kullansın istiyorlar. 2015 yılında BMJ'de, bizim A-Plus dergilerimizden bir tanesi, bir bağımsız çalışma yayınlandı. Bu çalışmada dünyada diyabet ilaçlarının etkinliği üzerine yapılmış son 20 senedeki 3192 tane yayın incelendi. Bunların çıkar ilişkilerine bakıldı. Ne görüldü biliyor musunuz? 3192 tane yayının %94'ünü diyabet ilacı üreten firmalar finanse etmiş. Nerede bağımsız bilim? Peki bağımsız bilim yoksa ben okuduğum yayına nasıl güveneceğim? Bu yayınlarla oluşturulan textbooklara nasıl güveneceğim? Tedavi protokollerine nasıl güveneceğim? Hekim olarak benim yol gösterenim ne olacak yayınlara güvenemezsem? İşte bakın, son noktada diyabet artık mızrağın çuvala sığmadığı bir noktaya gelmiştir. O kadar arttı, o kadar fazlalaştı ve hastalar o kadar çaresiz ki, öte taraftan da tedavisi için beslenmesini düzenleyen o kadar çabuk kurtuluyor ki diyabetten, artık sektör diyabetle ilgili yalanlarını gizleyemiyor. Dolayısıyla burada biz her birimiz birer birey olarak, birer insan olarak sağlığımıza sahip çıkmak adına bilinçlenmek zorundayız. Çünkü bizden başka hiç kimse bizim sağlığımızı korumak için istekli değil. Bizden başka hiç kimse bizim sağlığımız için, koruyucu kimlik için uğraşmıyor. Sistem size şunu söylüyor. Sen hastalan güzel kardeşim, ben sana ilacını veririm diyor. Başka hiçbir şey yapmıyor size. Her birimizden sigorta primlerini alıp, check-up paketleri yaptırıp, bizim primlerimizi tayin edip, ondan sonra da hastalanınca ilaçlarımızı veriyorlar. Kimse bizim hastalıklarımızın iyileşmesini falan istemiyor. Kimse bizim acılarımızı, dertlerimizi, sıkıntılarımızı önemsemiyor. Biz ilaç firmaları için sadece birer pazar payıyız. Aramızda ilaç firması temsilcileri var mı bilmiyorum. Onun için çok da fazla şimdi ilaç firmalarına laf söylemeyeyim. Şimdi GDO ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Az önce o bağırsaklardan bahsederken söylemiştim. Bizim probiyotiklerimiz bize gen transferi yapıyor. Peki burada soracağımız soru şu. Bitkinin genetiğini değiştiren müdahale insanın genetik yapısına ne yapar? Acaba GDO ile benim genetik yapım nereye gider? Ben nereye giderim? Ne olurum? İnsan mı olurum? Gelecekte başka bir şey mi olurum? Nitekim bununla ilgili insan çalışmaları yok. GDO'lu tohumların ya da hibrit tohumların insan sağlığına ne yaptığına dair bir tane bile bilimsel çalışma bulamıyorsunuz. Çünkü sektör izin vermiyor. Bunların hepsi patentli tohumlar. Patentlemek için zaten GDO ve hibrit yapılıyor. İlk başlangıçta birkaç tane hayvan deneyi var. Kobaylar üzerinde yapılmış. Bunların bir tanesi çok meşhurdur. Velimirov'un çalışması. Velimirov çok basit bir şey yapmış. Farelere GDO'lu yem yedirmiş ve gözlemiş ne olacağını. Ne olmuş biliyor musunuz? Fareler 3. jenerasyonda tam kısır olmuşlar. GDO'lu yemle beslenen farelerin 3. jenerasyonu tam olarak kısır hale gelmiş. Peki biz GDO'lu gıdaları ne kadar zamandır yiyoruz? Biz GDO'lu gıdaları 96'dan bu yana yiyoruz dünyada. Yani henüz bir jenerasyon bile geçmedi üzerinden. 3. jenerasyonda tüm insanlık kısır olursa ne yapacağız? Pardon mu diyeceğiz? Bu ciddi bir tehlike. Ve bu ciddi tehlikeyle ilgili biliyorsunuz bir sürü yazıp çizen insan da var. Filmleri de çekiliyor, dizileri de yapılıyor. Neydi unuttum, Netflix'te de oynadı bir dizi vardı. Orada insanlık tam kısır olunca ne yapacağız diye ciddi ciddi dizisini yapmış adamlar. GDO patenttir arkadaşlar. GDO açları doyurmak için falan yapılmaz. Hibrit tohumda açları doyurmak için yapılmaz. Bize öyle yalanlar söylüyorlar. GDO olmasa, hibrit tohum olmasa açları doyuramayız diyorlar. Bu palavradır. Dünyada GDO ya da hibrit tohum ortaya çıktıktan sonra açlık oranı falan azalmadı. Dünyada 1 milyar civarında açlık sınırında yaşayan insan var. Ama 1,5 milyarın üzerinde de obez insan var. Dünyada açlığın nedeni adaletsiz gelir dağılımıdır. Ve dünyada açlığın nedeni emperyalizmdir. Başka bir şey değildir. Açlık deyince hepinizin aklına ne geliyor? Açlık deyince Afrika ülkeleri geliyor. Niye Afrika ülkeleri aç? Çünkü bizim o medeni Avrupa'mız hala Afrika ülkelerini sömürmeye devam ediyor. Eğer Afrika'daki çocuklar doysun istiyorsanız lütfen sömürmekten vazgeçin. O medeni Fransa, medeni Hollanda, medeni İngiltere, Afrika ülkelerinden vergi almaktan vazgeçsin. İngiltere hala Commonwealth
ülkeleri diye övmeyi biliyor ama açlık için hiçbir şey yaptıkları yok. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde çöpe atılan gıdayı çöpe atmasanız dünyadaki tüm açları çok rahat doyurabiliyorsunuz. Bakın az yesinler demiyorum. Çöpe attıkları gıdayı çöpe atmasanız, dengeli dağılım sağlasanız diyor. Nitekim şu anda dünyada üretilen tarım ürünlerinin yarısı son tüketiciye gitmeden çöpe gidiyor. Yani dünya aslında şu anda mevcut nüfusun iki katını doyuracak kadar tarımsal üretim yapıyor. Ve dünya nüfusunun hiçbir projeksiyonda 10 milyarı geçmesi öngörülmüyor. Projeksiyonlarda biliyorsunuz bu bir parabol. Bir noktaya kadar nüfus artıyor, daha sonra nüfus yaşlanıyor. Hiçbir zaman 10 milyarı geçecek bir nüfus dünyada öngörülmüyor. Yani dünyada işte nüfusun çok arttığı için aç kalacağı palavraları tamamen yalandır. Dünyada açlığın sebebi emperyalizm ve kapitalizmdir. GDO'lu tohumlar ya da hibrit tohumlar açlara bedava verilmiyor. Açlığı da azalttığı falan yok. Bu kocaman yalandır. İnsan sağlığını bozmaktan başka bir işe yaramaz. Hibritin ve GDO'nun tek nedeni patentlemedir. Tohumu patentleyip satmak için GDO ve hibrit yapıyorlar. Çünkü ticaretin, biliyorsunuz hepiniz, ticaretin temeli standartizasyondur. Tohumu nasıl standartize edeceksiniz? GDO ile hibritle standartize edeceksiniz. Sonra da ata tohumu bulunan, kuşaktan kuşağa aktarılmış tohumu bulunan çiftçinin bunu ekmesi için elinizden geleni yapacaksınız. Önce diyeceksiniz ki bu çok verimli, bu çok yakışıklı domatesler veriyor, bu şöyle, bu böyle. Sonra da bir kanun çıkaracaksınız, hibrit tohum yasası. Sen yerli tohumla tarım yapamazsın diyeceksiniz çiftçiye ve herkese parayla tohum satacaksınız. Çok güzel ticarettim arkadaşlar. Bakın hibrit tohum da aynı şey. Biz şu anda GDO'lu tarım yapmıyoruz ama hibrit tohumlu tarım yapıyoruz. Hibrit tohum yasası Türkiye'de 2006 yılında çıktı. 2006 yılından önce, sunumun başında söylemiştim tekrarlayayım, Türkiye'de 280 milyon yıllık poliklinik vardı. 2018 yılında 780 milyona çıktı. 2019'da 800 milyon üzerine çıktı. Kısır hibrit tohum yasasından sonra Türkiye'de hasta sayısı 13 senede 3 kat arttı. Kimse bu normal diyemez. Tarihte görülmemiş bir artış bu ve dünyanın başka yerinde de görülmemiş bir artış. Burada bizim beslenmemizi oturup ciddi ciddi düşünmemiz gerekiyor. Hibrit tohum kısır tohumdur. Ben bu hibrit tohumların insan sağlığına ve üreme sistemine ne yaptığının çok iyi incelenmesi gerektiğini savunuyorum. Aynı şekilde tarım ilaçları denilen zehirler de bizim için son derece tehlikeli. Bunlardan bir tanesini sadece size anlatacağım. Ayrıkotu ilacı. Glifozat 1974'te Monsanto tarafından üretilmeye başlandı. Hani şu ayrıkotları büyümesin, ölsün diye atılan ilaç. Glifozat bir şelajan, yani metalleri, mineralleri bağlayan bir ajan. Glifozatı ilk ürettiğinde Monsanto ne patent alıyor biliyor musunuz? Tıkanan boruların içine açmak için kullanma patent alıyor. Eski boruları hatırlayanınız var mıdır? Galvaniz borular vardı, su boruları. Kireçlenirdi, tıkanırdı. Bu glifozat onların içini açacak kadar güçlü bir ajan. Şu anda bütün tarlalarda ayrıkotu büyüsün diye glifozat kullanılıyor. Eskiden bir problem vardı. Glifozat attığınız zaman ürün de ölüyor. O yüzden glifozatı fazla kullanamıyordu çiftçi. Hibrit tohumları ve GDO tohumları glifozata dayanıklı yaptılar. Yani siz istediğiniz kadar ilaç atıyorsunuz. Ayrıkotu ölüyor ama ürün ölmüyor. Büyüyen ürün İçinde glifozat biriktiriyor ve siz o tarımsal ürünü yediğiniz zaman hiçbir zaman alamayacağınız kadar çok glifozatı kendi vücudunuza alıyorsunuz. Ne yapıyor glifozat? Tıpkı toprakta yaptığı gibi sizin vücudunuzdaki mineralleri de bağlıyor. O yüzden bu kadar çok vitamin eksikliği, mineral eksikliği, magnezyum eksikliği vesaire görüyoruz. Başka ne yapıyor? Kanserojen. Başka ne yapıyor glifozat? Glifozat gluten intoleransının etkilerini onlarca kat artırıyor. Yani aslında bugün başımıza gelen bu kadar diyabet, bu kadar çölyak, bu kadar gluten intoleransı belki de glifozat bu kadar yaygın kullanıldığı için başımıza geliyor. Dünya buna uyanmaya başladı. Monsanto dünyanın her yerinde tazminatlar ödüyor. Bugüne kadar 2 milyar doların üzerinde glifozatla ilgili tazminat ödedi Monsanto. Ama bizim memleketimizde maşallah biz hiçbir şeye uyanmıyoruz. Hiç kimsenin bununla ilgili bir şey yazdığı, çizdiği yok. Ve kontrolsüz kullanılıyor. Türkiye'de 30 sene önce lenfoma yok denecek kadar azdı. Bugün lenfomada bir patlama yaşıyoruz. Bu da tarım ilaçlarının ve tabii ki özelinde glifozatın kullanımıyla doğru orantılı maalesef. Kimyasal katkı maddeleri zaten korkunç şeyler. Bunlarla ilgili söyleyecek tek bir cümle kuracağım size.
Gıdaların içindeki kimyasal katkı maddelerinin insan sağlığı ve kanserle ilişkisini çalışan bir tane bile yayın yok dünyada. Bu tuhaf değil mi? Sadece bu bile insanın şüphelenmesi için yeterli. Yani yaptıkları aslında belli. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaş esnasında kimyasal silahlardan para kazanan kimya firmaları kazandıkları parayı tohum, gıda ve gıda katkı maddeleri alanına yatırdılar ve önce gıdamızı bozdular. Bozulan gıda bizim sağlığımızı bozdu. Sonra da bizi iyileştirmeyen ilaçları ömür boyu kullanalım diye sattılar. Bu arada biz hastalandık, ilaçsız yaşamak için çaba harcadık, dertlendik. Bu kimsenin umurunda olmadı. Biz birey olarak onlar için sadece birer pazar payıyız. İnsan sağlığı üzerine çalışmakta hiçbir beis görmediler. Oysa biz ilaçsız yaşamak istiyoruz. Hastalanmadan yaşamak istiyoruz. Hastalanmak istemiyoruz. Nasıl yapacağız? Sağlığımıza biz sahip çıkacağız. Hastalıklardan korunmak için en önce beslenmemizi düzenleyeceğiz. Yaşam tarzımızı düzenleyeceğiz. Kendimizi biz koruyacağız. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Mutfağımıza sahip çıkacağız. Çaresiz değiliz. Kendimizi çaresiz hissetmeyeceğiz. Değiştiremeyeceğimiz şeylerle uğraşmayacağız. Toprak kirlendi, hava kirlendi, su kirlendi. Her konferansında bana sorulan soru. Hocam biz neyle uğraşacağız? Biz değiştirebileceklerimizle uğraşacağız. Önce mutfağımızı değiştireceğiz. Tohumlarımızı değiştirebiliyorsak değiştireceğiz. Kendimizi bir bahçe yapabiliyorsak bir bahçe yapacağız. Dedelerimizin bağ evi gibi. Veya 3 arkadaş, 5 arkadaş bir araya geleceğiz. Bir dönüm toprak alacağız. Orada bir işçi çalıştıracağız. Maaşını ödeyeceğiz. Yerli tohumla, geleneksel tarımla ekip biçmeye çalışacağız. Evet bunlar zor. Kolay değil. Marketten almak daha kolay. Ama bunlar için emek harcamazsak o marketten aldığımız ucuz gıdalar bizi hasta edecek. Ve maliyetini çok daha ağır ödeyeceğiz. Bugün tarla için, bağ bahçe için, yerli tohum için, mutfağımı düzenlemek için vakit harcamazsam, para harcamazsam yarın bana maliyeti çok daha ağır olacak. Ve ben yarın tarlayla, tapanla değil, hastalıklarla, hastanelerle, doktorlarla uğraşacağım. Bunu engellemek için biz kendimize sahip çıkacağız. Ve hastalanmadan, ilaç kullanmadan yaşamanın mümkün olduğunu bileceğiz. İlaçsız yaşam mümkündür. İnsanlık tarihi bunun en güzel ispatıdır. İnsanlık tarihi boyunca bugün ilaç dediğimiz maddelerin hiçbirisi yoktu. Bugün ilaç dediğimiz eczanede satılan kimyasal maddelerin %99'u 60-70 yıldır hayatımızda var. Bunlar olmadan da insanoğlu yaşadı. Bunlar olmadan medeniyetler kurduk, devletler kurduk. Bunlar olmadan soyumuzu devam ettirdik binlerce yıldır. Dolayısıyla yaşamak için bu ilaçlara mahkum değiliz. Hastalanmaya mahkum değiliz. Hastalanmadan da ilaçsız da yaşayabiliriz. Her insanın ömrü bellidir, nefesi bellidir. Esas olan yaşadığımız her günü kaliteli, konforlu, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşayabilmemizdir. Üretken yaşayabilmemizdir. Bizim amacımız zaten bu olacak. Yoksa kimse ölümsüzlüğü vaat etmiyor. Ölümsüzlük diye bir şey yok. Ama sağlıklı yaşam diye bir şey var. Bunu çok seviyorum ben. Bu benim mottolarımdan bir tanesi. İbn-i Sina'nın sözü. Şifası olmayan hastalık yoktur. İrade eksikliğinden başka. Değersiz bitki yoktur. Bilgi eksikliğinden başka. Dolayısıyla bilime önem vererek, bilimsel çalışmalara önem vererek, bilimden ayrılmayarak İlaçsız yaşamın çaresini arayacağız ve bulacağız, eminim bulacağız. Hiç çaresiz değiliz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve sorularınızı şimdi yanıtlamak istiyorum. Buyurunuz. Sevgili hocam şu an çok güzel bir sunum paylaştınız bizimle. Çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok kıymetli bilgileri ilettiniz. Birkaç soru gelene kadar ben hani bu anlattıklarınızın genel yaşam sevincimizle alakalı bağını nasıl gıdalarımızda tutabileceğimizi, koruyabileceğimizi öğrenmek istiyorum. Son kısmı duyamadım. Kesildi Büşra Hanım. Yaşam sevincimizi hangi gıdalarla... Tamam. Şimdi bir kere tohum mevzusu çok önemli. Az önce anlattığım gibi mutlak surette yerli tohum peşinde koşun. Hatta benden size taahhüt buradaki herkese, siz toprağınızı hazırlayın, ben size yerli tohum bulurum. Dernekler koruyor. Yaşam sevinci için bir kere tohum önemli. İki, bütün zararlı işlenmiş gıdalardan uzaklaşın lütfen. Yani pakete girmiş her şey sizin yaşam sevincinizi alır götürür. Karbonhidratlar geçici mutluluk verir. İnsanlara müthiş propaganda yapıyorlar. İşte çikolata, serotonin kaynağı, depresyondan korur, mutluluk kaynağıdır falan.
Şimdi arkadaşlar çikolata yiyerek serotonin yeterli miktarda serotonin alabilmeniz için sizin her gün kilolarca çikolata yemeniz gerekir. Kilolarca çikolata yerseniz şişmanlarsınız. Kilolarca çikolata yerseniz diyabet olursunuz, obez olursunuz. Kimse sizi sevmez, yine mutsuz olursunuz. Onun için lütfen bu propagandalara gelmeyin, reklamlara aldanmayın. Bütün karbonhidratlar, şekerler sizin yaşam sevincinizi alır götürür çünkü sizi hasta eder. Yaşam sevinci için, sağlıklı beslenme için bol yağ, bol protein, bol sebze yiyin ve bol egzersiz yapın. Temeli aslında işin bu. Yaşam sevinci deyince size böyle bir mucizevi şekilde, hani modern tıp da onu yapıyor ya, neyin var diyor, başım ağrıyor, al sana ağrı kesici. Neyin var, kaşınıyorum, alerjim var, al sana antihistaminik. Peki bunlar beni tedavi ediyor mu? Etmiyor. Palyatif tedavi ediyoruz biz bunları, yani belirtiye yönelik tedavi. Beslenmede de aynısını yapıyorlar. Neyin var? Mutlu olmak istiyorum, çikolata yediyor. Yani aslında hayat bir bütün, insan bir bütün. Psikolojisiyle, fizyolojisiyle, çevresiyle, beslenmesiyle bir bütün. Eğer yaşam sevinciniz yüksek olsun istiyorsanız siz de bu şekilde yaklaşmalısınız. Beslenmenizi bir bütün olarak görmelisiniz ve size mucizevi gıda olarak sunulan gıdaların hiçbirine aldanmamalısınız. Dengeli, sağlıklı beslenmenin temeli bol sağlıklı yağ, yani zeytinyağı, tereyağı, iç yağ, kuyruk yağ, bol protein ama kökenini kaynağını bildiğiniz mümkünse merada yayılmış hayvan eti ve bol sebze tüketmektir. Sebze de mevsiminde olacak ve mümkün olduğu kadar yerli tohum, geleneksel tarım olacak. Bugün artık maalesef yerli tohumla üretilmiş, geleneksel tarımla üretilmiş, tarım ilacı içermeyen ürün bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Her geçen sene daha da zorlaşıyor. Üretenleri desteklemek gerek ve desteklemenin yanında bir de bizim çaba harcamamız gerek bunun için. Özel bir çaba harcamamız gerek. Çünkü dünyadaki tüm otoriteler tarıma, sağlığa, hayvancılığa, ticaret gözüyle bakıyorlar. İnsan sağlığı gözüyle bakan yok. Sağlığı korumak için bunu üretiyorum diyen yok. Ve kimse de böyle bir şey vermeyecek size. Onun için burada bizzat çaba harcamanız, şahsen çaba harcamanız gerekiyor. Çok haklısınız hocam. Şimdi çok birbirinden önemli sorular var. Bir tanesiyle şöyle başlayayım. Üyelerimizden Erdem İpekçi sormuş. Eskiden 60 sene öncesinde bu aşı ve ilaçların çoğu yoktu dediniz. Özellikle bu endüstrinin en büyük argümanı eskiden insan yaşamı ömrü azdı. Modern tıp dünyasıyla bu ömür uzadı diye cevap veriyor. Sizin düşünceniz nedir? Güzel bir soru. Bu yine bana çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hatta dün bir başka program için çekim yaptık. Orada da yine aynı soruyu sordular. Evet, modern tıbbın en büyük argümanlarından bir tanesi, işte efendim, modern tıpla birlikte 20. yüzyılın başında Amerika Birleşik Devletleri'nde 46-47 olan ortalama yaşam süresi 80 küsur yıla çıktı, iki katına çıktı. Bu koca bir palavradır arkadaşlar. Bir kere bunun dayandığı hiçbir şey yok, dayanak yok. Anlatayım size. Bu ortalama yaşam ümidi çalışmasıdır. Ortalama yaşam süresi değil, ortalama yaşam ümidi. Ortalama yaşam ümidi 0 yaş yeni doğan bebekle yetişkin yaşa gelmiş bir insan arasında farklıdır. İlk ortalama yaşam ümidi çalışmasını 1630'larda şu meşhur kuyruklu yıldızı bulan Halley yapıyor. Halley kuyruklu yıldızı bulmaktan, yani astronomiden sıkıldığı bir dönemde matematiksel çalışmalar, istatistiksel çalışmalar da yapıyor ve ortalama yaşam ümidi de hesaplıyor. Halley'in erişkin yaşa gelmiş 20'li yaşlardaki bir insan için hesapladığı ortalama yaşam süresiyle bugün günümüzde ortalama yaşam süresi hesaplanan yetişkin insan için ortalama yaşam ümidi hesaplamasında sadece 3,5 yılı oynuyor. 3,5 yıl. Ne değişti hayatımızda? 3,5 yıl modern tıp mı uzattı bunu? Hayır. Bizim hayatımızda değişen şu oldu. Biz bebek ölümlerini azalttık 20. yüzyılda. Bebek ölümleri, yani yeni doğan ölümleri aslında en büyük ölüm nedenidir. İnsanın ölüm riskinin en fazla olduğu dönem yeni doğan dönemidir. Yeni doğandaki bebek ölümlerini nasıl azalttık? Burada tüm sağlık otoritelerinin hemfikir olduğu bir konudur bu. Bebek ölümlerini azaltan ana faktör su hijyenidir. Su hijyeni nasıl sağlandı? Yapılan barajlarla, su tesisatıyla sağlandı. Başka? İşte bir sürü faktör girer işin içine. Yolların yapılması, kalorifer tesisatlarının, klima tesisatlarının yapılması, aşırı sıcak, aşırı soğuktan ölümlerin engellenmesi, hastanelerin 24 saat çalışması, sağlık personelinin sayısının artması vesaire gibi. Evet, burada antibiyotiklerin, aşıların da etkileri vardır ama bunlar çok çok sonradan gelir. Yani aslında bebek ölümlerini azaltan ana faktör mühendisler olmuştur doktorlardan önce. Bu inşaatlar, bu barajlar ve su hijyeni sayesinde bu sağlanmıştır. Şimdi siz bebek ölümlerini azaltırsanız, istatistiksel olarak bir oylama yaparsınız, biz ortalama yaşam ümidini uzattık dersiniz. Halbuki ortalama yaşam ümidinde
1600 yıllarda günümüz arasında ilk yapılan çalışmayla bugün arasında sadece 3,5 sene fark var. Fakat iki insan, biri 6 aylıkken ölür, diğeri 80 yaşına kadar yaşarsa, ikisinin aritmetik ortalamasını alırsanız 40 yaş dersiniz. Halbuki bu bir aldatmacadır. Dolayısıyla modern tıbbın söylediği bu argümanın hiçbir dayanağı yoktur. Öyle bir bilimsel çalışma da yoktur. İnsan ömrünün iki katına çıktığına dair. Nitekim burada şu anda 40 küsür kişi olduk galiba. Hepimizin ailesinde, dedelerde, ninelerde 80'e 90'lı hatta 100'ü geçen birileri vardır. Benim ailemde en az 5-6 kişi var. Büyük dedem, büyük nenem 100'ü geçen, 90'ı geçen. Hepimizde vardır. Peki ortalama yaşam süresi o kadar kısaydı da bizim her birimizin ailesinde nasıl oluyor da bu kadar insan 80'e 90'ı 100'ü geçebiliyor? Onun için maalesef bu argüman arkası boş bir argüman. Modern tıp ekolü böyledir zaten. Modern tıp ekolü iman eder bilgiye ve desteksiz, tabiri caizse biraz argo olacak, desteksiz atarlar. D vitamini hakkında söyledikleri, iyot hakkında söyledikleri gibi pek çok noktada destek olmadan, yani o tezi ispatlamadan bir takım şeyler söylerler. Bu da onlardan bir tanesi. Anladım hocam. Gene devam ediyorum ben. Biliyorsunuz zaten alerji bünyeler çok ciddi anlamda arttı. Problemleri. Siz de probiyotik ve bağışıklık güçlendirmek üzerine çok ciddi uyarılarda bulunuyorsunuz. Bağırsakların temizlenmesi gerekiyor alerji ve fibromiyalji için. Beslenmemize ek olarak probiyotik kullanımları için ne düşünüyorsunuz? Alerji ilaçları kullanmalı mıyız? Tabii ki alerjisi olan insanın yaşadıklarıyla ilgili bir şey söylemek mümkün değil hastayı görmeden. Ama genelde alerjinin tamamı arttı çünkü tohumlar değişti. Basit bir örnek vereyim. Ben de çok alerjik bir insanımdır. Benim çocukluğumda yediğim semizotu şu anda yok. Bambaşka bir semizotu var. Benim çocukluğumda yediğim domates şu anda yok. Bambaşka bir domates var. Bu tohumları biz 20 yıldır yiyoruz. İşte hibrit tohumların çıkması 2006 Türkiye'de. Dolayısıyla alerjilerde bir patlama yaşıyoruz. Gıda alerjilerini tetikleyen ana faktör gluten ve laktoz intoleransıdır. Bizim memleketimizde de en yaygın olan iki alerji tipi budur. Gluten yapışkan olduğu için bizim vücudumuza zarar verir. Aslında bütün gıda alerjilerine kapıyı açan faktör gluten intoleransıdır maalesef. Alerjim varken alerji ilacı kullanayım mı? Gerektiği yerde tabii ki kullanacağız ilaç. Gereksiz yere kullanmayacağız ama gereken yerde tabii ki kullanacağız. Probiyotik takviyesi alayım mı? Alın tabii ki. Ama öncelikle beslenmenizi düzenleyin. Fermente beslenin. Yani ev sirkesi, ev turşusu, ev yoğurdu, eğer laktoz intoleransınız yoksa kefir, kombuça gibi fermente ürünleri bol tüketin. Çünkü gıdayla probiyotik almanın önüne geçecek hiçbir takviye yok. Gıda takviyesi olarak probiyotik almak da anlamlı ama bağırsakta çözünen kapsül olarak almak gerek. Çünkü probiyotikler mide asidine dayanıklı değil, mutlaka bağırsakta çözünmeli. Ben de hastalarıma zaten takviye olarak muhakkak probiyotik veririm. Ama özellikle de beslenmenin önemini vurgularım. Çünkü beslenmeyle aldığınız probiyotikler çok kıymetli. Onları yerine koymak mümkün değil herhangi bir takviyeyle. Beslenmede mutlaka bol sirke, bol turşu tüketmeye gayret edin. Bir de yediğiniz her sebzenin de probiyotik olduğunu unutmayın. Aslında salatayla da probiyotik alıyorsunuz. O yüzden zengin beslenmek, çeşitli beslenmek, mevsime uygun ve renkli beslenmek çok önemli. Sofranızda her renk olsun. Bu çok önemli bir kuraldır. Evet. Hocam yine gene merak edilen organik ürün kavramı biliyorsunuz çok yaygın. Bunun hem gerçekçiliğini nasıl biz takip edip nasıl inanabileceğiz buna? Bunların sertifikaları için siz biliyorsunuz. Biz neye göre organik ürün tüketmeliyiz? Sebzesinden yoğurduna her şey marketlerde. Valla organik kelimesi çok suistimal edilen bir kelime. Ve organik sertifikası veren firmaların arasında bir kere sertifika verdikten sonra hiç kontrol etmeyen bir ton firma var. Ben çok iyi biliyorum bunları. Örneğin bir dönüm tarla için organik sertifikası alıp 100 dönüm tarladan ürettiği domatesin hepsine organik sertifikasının damgasını basan üreticiler, dünya kadar üretici var böyle. Onun için ben çok organik peşinde değilim. Ben yerli tohum ve geleneksel tarım arıyorum. Bunu da kontrol eden, denetleyen maalesef Türkiye'de hiçbir otorite yok. Çok can sıkıcı bir durum bu. Biliyorsunuz biz denetim konusunda çok zayıf bir ülkeyiz. Denetim ancak kriminal bir hadise meydana gelirse yapılıyor. Onun haricinde rutin denetimlerimiz çok zayıf. Organik konusunda da denetimler maalesef çok zayıf. Bir de organik deyince aklınıza her zaman doğru tarım ürünü gelmesin. Organik demek organik tohumla ve organik tarım ilacıyla yine hibrit tohumla yapılan tarımdır. Organik hibrit tohumla, organik sertifikası almış hibrit tohumla yapılır. Ben burada zaten hibrit tohuma ve tarım ilacına itiraz ediyorum. Bakın hibrit tohumlar
Tarım ilacı olmadan ürün vermez. Bu çok çarpıcı bir durumdur. Çok enteresan bir durumdur. Aranızda belki deneyen vardır. Tohumcuya gidin, hibrit tohum satın alın. Bugün bütün tohumcular satıyor. Bahçenize ekeceksiniz diyelim. Adamın verdiği ilacı almadınız. Yanında ilaç verir size. Hibrit tohumu şu kadar günde bunu atacaksınız, bu kadar günde bunu atacaksınız. Ben istemiyorum dediniz. Çoluğa çocuğa yedireceğim bunu. Almadığınız ilacı o hibrit tohum ürün vermez. Geçen sene bizim bahçeye ekmek için bizim yerli tohumların yanında benim ablamın kendi tohumu hocam diye domates tohumu getirdi. Emin misin dedim yerli tohumunu. Eminim dedi. Dikti. Ama dedim onları ayrı bir yere dik, ayrı bir karaya dik. Bizimkilerle karışmasın, bilelim hangisi olduğunu. Ayrı bir yere dikti, aynı bahçede. Bizimkiler büyüdü, öbürleri bizimkinin iki katı büyüdü. Ağaç gibi domatesler oldu. Bizimkiler ürün vermeye başladı, bunlarda ürün yok. Niye yok? Çünkü bunlar hibrit tohum ve biz bunlara tarım ilacı vermedik. Çiçeğe durur, tam ürün verecekken çürür, gider. Siz eğer ilaç verirseniz, bunlar size dünyanın en yakışıklı domateslerini, salatalıklarını verirler. Bu ne demek? Bu tarım ilaçları bunların üreme sistemine etki ediyor demek. Üreme sistemi bitkide de, hayvanda da, insanda da hormonal sistemdir. Eğer ben bu tarım ilaçlarını verdiğimde bitkinin hormonal sistemine etki ediyorsa, ben bu ürünü yediğim zaman benim de hormonal sistemime etki eder. Bitkiye bunu yapan bana ne yapar? İşte konuşmamız gereken, düşünmemiz gereken, kafa patlatmamız gereken konu bu. Fakat dünyada böyle bakılmıyor bu işe. Diyorlar ki, ya bizim derdimiz insanları doyurmak. İnsan sağlığına ne yaptığını bilmeyiz. O bizim işimiz değil. Onunla doktorla uğraşsın. Böyle şey olur mu? Yani beslenmeyi düzene sokmadan, tohumu düzene sokmadan. Hele ki doktorlar uğraşsın o işte. Biliyor musunuz şu anda dünyada tıp fakültelerinin hiçbirisinde beslenme okutulmuyor. Hiçbir doktor tek saat beslenme okumadan mezun oluyor. Ben de öyle. Tek saat beslenme okumadan mezun oldum. Ben beslenme okumaya başladığımda 10 yıllık hekimdi. 10 yıllık hekimken beslenme okumaya başladığımda anladım ki benim de yaşadığım bir sürü sağlık problemim var. Ve bu sağlık problemlerimin hepsi beslenmeyle alakalı. İnanılmaz bir şey bu. 10 senelik doktor olana kadar ben fark etmemiştim. Benim hocalarım da fark etmemişti. Çünkü ben hipoglisemi yaşıyordum. Ben gluten intoleransına bağlı bir sürü karın ağrıları, ishaller yaşıyordum. Ve gıda zehirlenmesi yaşıyorum sanıyordum. Benim hocalarım da öyle diyordu. Evladım gıda zehirlenmesi yaşıyorsun. Bu abla antibiyotik kullanıyor. 10 senelik doktordum anladığımda. Ve kendi beslenmemi düzene soktuğumda. Şu anda çok daha iyi durumdayız. Çünkü bu konuda ben 7 tane kitap yazdım ama sadece ben değil bir sürü doktor kitap yazdı. Bu konuda yayınlar yağıyor artık. Eskiden yayın da yoktu bununla ilgili. Beslenmeyle ilgili, gluten intoleransıyla ilgili yayınlar 2008-2009'dan sonra ciddi şekilde çıkmaya başladı dünyada. Artık toplum bilinçleniyor ve vatandaş yani doktor olmayanlar aslında kendi sağlıklarıyla ilgili bu konuda daha bilinçliler. Hekimlerde bu bilinç daha zor gelişiyor. Çünkü onlar katı bir eğitimden geçtiği için ve Türkiye'de itaat eğitiminden geçtikleri için protokollerle eğitildikleri için maalesef hekimlere çok daha zor öğretebiliyorsunuz bir takım şeyleri. O textbook mantığından çıkamıyorlar ama vatandaş bilinçleniyor kendi sağlığını korumak için. Bu noktada işte el birliğiyle yerli tohumları artırmamız ve bunu bir kişisel teşebbüsle başladım. Sonra da belki sosyal olarak bir kampanya haline dönüştürmemiz gerekecek. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Çünkü dediğim gibi hiçbir otorite bizim aslında sağlığımızı düşünmüyor. Otorite bambaşka bakıyor bu göze. Ticaret gözüyle bakıyor. İnsan sağlığıyla ticaret olmaz. Bir takım şeyler korunmalı. Ticareti başka alanda yapacağız ama insan sağlığı ilgili yapmayacağız. Teşekkür ederim hocam cevapladığınız için. Rica ederim. Zamanımız da çok kısıtlı, çok kıymetli sorular da geldi. Her gün cevaplamamız çok mümkün olamadı maalesef. Dilerseniz eğer ben arka planda soruları tekrar alır, size iletirim. Belki dönüş yapabilirim. Memnuniyetle. Memnuniyetle. Nasıl istersiniz? Vakit darlığından dolayı lütfen kusura bakmayın sevgili misafirler. Zaman kısıtlı olduğu için ben de çok kıymetli Ümit Hocam ve sizlere katılmanız için, bizi sizler yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Ümit Hocam kıymetli paylaşımınız çok çok iyi geldi. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. En kısa zamanda güzel bir webinarda, başka bir webinarımızda görüşmek üzere diyelim. Sizlerin demek istediği başka bir şey varsa Ümit Hocam onu almak isterim. Bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve herkesin, dinleyen herkesin en azından sağlığına sahip çıkmak için umarım bir nebze olsun ışık tutabilmişizdir. Hepinize şifa dolu günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.